Günaydın. Pazartesi biroda yeni ofisimde <laughs> size sevgi ve saygılarımı gönderiyorum arkadaşlar. İyi misiniz? Yeni yıl nasıl başladı? Şunu göstermeyeyim size şimdi başlarsınız hemen. <laughs> şey demeye Arkadaşlar yeni notlarım var. 2023'ün bu programında ilk programında e, sizlerden gelen birkaç tane güzel şeyler var. Onları söyleyeyim. Bazı notlarım var önümde. Onları da söyleyeceğim. O araya bir şeyler de sıkıştırırız. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin deyip programa başlıyorum. Öncelikle sizden gelen bazı şeyleri söyleyeceğim arkadaşlar. Birçoğunuz var da bazılarını şey yaptım, aldım. Bir arkadaşımız Face'de şu resmi attım. Arkadaşlar o resmi de size göstereyim. Face'e, Tv'de attım bu resmimizi. Yani gelince eskileri atıyorum. Eee Şu resmimizi attım arkadaşlar. Bu İzlanda'ya giderken buradan direkt gidemiyorsun tabi. Ya dönüşümüzde ya gidişimizde Almanya'ya uğradık. Onu da sonra küçülttüm. Bakın şöyle yaptım. Şu üçlüğü görüyor musunuz? Arkadaşlara çıkarttık böyle. Serdar, Bekir, Ali Kemal. Burada Kemal Çağlar, Hüseyin Tok, ben, Savaş diye bir arkadaşımız Ali Kemal, Bekir, alttaki nazifoğlu arkadaki rahmetli Eyüp, o da başı, o da Turgay Semercioğlu. Paçaları gördünüz değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bunu attım, ondan sonra dostumuzun bir tanesi, kötü niyetli biriydi yani yazdı, dedi ki orada şeyde, Face'de, Millet tabii ben de oraya ne yazmıştım? Bedavaya oynayan futbolcular diye. <laughs> arkadaş dedi ki, yaptıklarınızı alamadınız ama bugün yaptıklarınızın az da olsa karşılığını görüyorsunuz dedi. Şimdi evet bu arkadaş sevgili dostum bunu söylerken net olarak bir, bir şey söyleyeyim. Vallahi bugün karşılığını görüyoruz arkadaşlar bu yaptıklarımızın. Yaptıklarımızın karşılığı ne biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> o belki biraz parası olarak dedi ama bizim bakış açımızdan şöyle. Yaptıklarımız karşılığı sizlersiniz. Sizlerin bize olan sevgisi inanılmaz güzel bir şey. Bizi ayakta tutuyorsunuz. Hatırlayanlar o zamanları hatırlayanlar, yaşı müsait olanlar, o zamanların sonuna gelenler ve bugünkü e, evlatlarımızın geçmişi kurcalayanların takdirle baktığı o günler de işte giydiğimiz e, kıyafetler, saçlarımız, İspanyol paçalar görüyorsunuz. Evet Trabzonspor'a çok şey verdik. Bugün biraz daha karşılığını alıyoruz değil. bugün çok karşılığını alıyoruz kardeşim. Ama bana diyorlar ki Abi bugün e, oynasaydınız değeriniz neydi? Şuydu buydu. Ya bizim değerimiz 1 lira olur, 5 lira olur. Önemli değil ama sizin bize gösterdiğiniz sevginin para karşılığı yok arkadaşlar. Bakın. Gelip resim çektiren arkadaşlarınız oluyor. Telefon açanlar oluyor. Beni buradan takip edenler oluyor. İnanın bizi ne kadar mutlu ettiğinizi bilemiyorsunuz. Yani Ölüp gidiyorsunuz, işte mezarına bazen kulübünüz hatırlıyor, bazen arkadaşlarınız hatırlıyor, mezarınızın başına geliyor, dua okuyor, bir hatırlanıyorsunuz. Ama ondan daha acısı yaşarken ölmektir, hatırlanmamaktır arkadaşlar. O yüzden size sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz karşılığımızı aldık sizin sevginizden. Bu sevginin de parasal karşılığı yoktur. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ne kadar düzgün davranıyorsunuz, ne kadar içtensiniz bakın. Osman Tomaç kardeşim diyor ki, senin diyor kocaman bir ailen var. Evinin kapılarını bize açtın. Biz zaten her gün seni evimizde ağırlıyoruz. Allah senden razı olsun diyor. Ya inanılmaz güzel bir şey arkadaşlar. <laughs> Ahmet Öztürk diyor ki <laughs> <laughs> Sağ olsun. Arkadaşlar Serdar abi operasyon yedi işten ayrıldı. Bize düşen videoları beğenip yorum yapıp paylaşmak ve Serdar abiye üye yapmak. Şimdi bunu niye diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Belki gene kötü niyetli düşünen olur mu? olur mu benim için? Ya şunundaki saf duyguya bak arkadaşlar dostlarım. Ne kadar güzel. Birkaç kişi daha var. Onları takımla ilgili olduğu için onu o zaman söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Trabzonsporla ilgili bu arkadaşlara ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızda hepsi reis şöyle, bir işte abi böyle falan söyleyenler var. Bazıları anlamıyorlar, bazıları diyorlar ki ya abi diyorsun ama diyorlar. Yani bir Hüseyin'le bu takım işte Hüseyin oynamasaydı falan diyorsun. Oyna, oynatmasaydı da niye oynatmayacaksın diyorlar falan. Yani tabii şöyle bir durum var. <laughs> Düşünün bir okyanus var. Okyanustan ne alabilirsiniz? Elinizdeki kovanın büyüklüğüne göre su alırsınız. Arkadaşlar, yani şimdi bu arada kendimi de havaya soktum okyanus dedim ama ya ben size bir şey anlatıyorum. Siz anlayabildiğiniz diye anlayıp bana söylüyorsunuz. Ben diyorum ki arkadaşlar, e, gazetede okuduk zaten, e, sonra, e, demiş ki, e, evet hatalıyım, rotasyon yapmam lazımdı. Rotasyon yapmayı düşünmüyorum de yapamadım. Yani yapsaydım belki daha iyi olurdu falan. İşte arkadaşlar, fikir ayrılığımız, bakış açımız, görüşümüz ya tamamen karşılıklı, zıt taraflardayız. E nasıl abi? Ya ben diyorum ki kazanan takım bozulmaz. Niye Elar seni oynatmıyorsun? Hüseyin'i oynatıp aslanlarını ağzına atıyorsun. E arkadaş diyor ki rotasyon yapmam lazım. Yani bakış açılarımız farklı. Ayrı ayrı bakıyoruz. Belki Ahmet Suat Özcan Özkan Sümer de ayrı ayrı bakıyordu. Futbola ayrı bakmıyordu ama e, yoğurt yiyişleri farklıydı diyelim. E demek o da öyle. Ama Kamil Aksu denen arkadaşımız da diyor ki benim dediklerimi diyor da hoşuma gidiyor. Ya abi diyor şöyle oldu böyle oldu falan filan oralar demiyorum. Onlar üçüncü şahıslara söylenenler. Yani oraya söylenen bana değil. Diyor ki abi bence diyor Bek'i Bek stoperi stoper oynatmak gerekir. Bek'ten stoper stoperden Bek yaratılmaz veya işte yaratılmaz kelimesi uymuyor. İşte oraya orada o oynatılmaz. Hani pansuman tedbir maçın içerisinde olsa bile diyor olur diyor. Ama bek back bektir, stoper stoperdir arkadaşlar. Efendim Larsen niye oynamadı çok işte falan filan e, sakatlık riski vardı. Şimdi arkadaşlar işin şey tarafı da şu. Ya Soner Yıldırım da diyor ki <laughs> ben böyle teknoloji aşığı. Sakatlık riski belirleme sistemi bir anlamıyorum diyor. Sakatlık riski belirleme sistemi. Sok makinaya bu sakatlanabilir oynatma. Ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim arkadaşlar ya. Ben futbol hayatımda resimlerime bakarsanız birçok resim resimde sol dizime dizlik takmışımdır. İç yan bağlarımda sıkıntı oluyordu. Niye? Ben çok düz değil de çapraz hareket yapan Olduğum için yani dizlerimin ve bileklerimin o e, sinir uçlarına e, minisküs olan yerlerine darbe yediğim için hep oralardan sakatlanırdım. Yemin ediyorum sızlayarak sahaya çıkıp maçları bitiriyordum. Ve hiçbir şey olmuyordu. Şimdi ben eğer bugün olsaydım sakatlık riskinden dolayı oylatılmayacaktım. Böyle bir şey olmaz. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. İnsanın makineye sokarsın makineye sokarsınız arkadaşlar. Hiçbir riski yoktur. Sahaya çıkartırsınız. Ama oynayamaz. Verimli olmaz. Uyum sağlam. Niye? Çünkü yüreğindeki sakatlık var mı yok mu riskini bilemezsin. Turgay Semercioğlu'nun bileği şişti. Kan bandaj sahip sahaya çıktı. Biliyorsunuz soğuk havalarda oynandığı zaman bugün de görüyorsunuz o günkü ayakkabılar, kramponlar ayağını sokarken ayağın üstüne tabii o zaman da basıyordu. Baş parmağımıza basılıp bütün futbolcuların baş parmağı kanama yapmış, ayakkabının içerisine zor giren ve onu e, süngerle, kapatıp üstüne bandaj yapıp ayakkabıya değmesin diye sahaya çıkıp oynadıklarımız zamanlarda risk yok muydu? Yok muydu arkadaşlar soruyorum. Vallahi de billahi de e, şeye bir e, nedir? Kimseye bir şey söylemek için demiyorum. Size anlatıyorum ya. Risk yok muydu arkadaşlar? Vardı. Risksiz, risksiz hiçbir şey olur mu? Madem bu kadar sakatlanma riski var. Burnuna şey koyup e, burun kırıklığından sonra Çıkıyorsun ya sert madde. Ya sen ne kadar sert madde koyarsan koy. Şuraya bir sert madde koydun. Buna vurdun. Bu da vurdu geriye. Bu şey etmedi ama darbe yedi burun gene. Ben bilime teknolojiye karşı değilim. Bakın karşınıza geçtim. Bilim ve teknolojiyi kullanarak size bir şeyler anlatıyorum. Yani bu gelişmelere, bu gelişmelere ayak uydurmaya çalışıyorum. Ama bu bildiğiniz risk Bilmem ne şeyi değil abicim. Bu iş geçti. Bu iş yürek işi. Bu iş yetenek işi. Bu iş benim e, Suat abinin zamanında üst adelemde sağ üst ön alem yani, dur bakayım sol sol üst adelemde yırtılma oldu. Kanama oldu. 3-4 gün dinlendiğim zaman o kanama duruyordu. Sağa çıkıp Ayağımdan şöyle öne doğru hareket edersem tekrar kanıyordu. Vallahi 45 bir yarı böyle oynadım ya, bir yarı böyle oynadım. Ama bu doğru muydu? Profesyonellik mi değildi ama yürek sağlam arkadaşlar ve ben hayatımda bütün cezalarımı oynamadığım zaman ve çıktığım zaman aldım. Ve o zaman var ya Suat abi beni oynatıyordu çamurlu sahada. Ben bir uzun top atıyordum. Yani yan tarafa vururken bir şey yok. Öne doğru vuruyor. Yan tarafa uzun bir pas atıyordum. Ali Kemal Denizci'nin Ahmet'in önüne. Hüseyin'e Necmi'ye kaldırıyorum. Bir ara pas atıyorum. Bilmem ne Takım golü atıyordu. Vallahi ben görüyordum. iki dakika sonra Suat abi beni dışarı alıyordu. E dışarı çıkarken sinirleniyorsun. Yok gel evladım diyor. Otur bakayım yanıma diyor. Şimdi o dolduruyor da beni. Sen vazifeni yaptın. Bundan sonrasını biz hallederiz. Gönlümü okşuyordu benim. Ya bir mevzu makineye sokup sakatlanma riski diye bir şey yoktur. Giden arabaya ne derler? Tam aklıma gelmiyor. Yürüyen arabaya, ha, yürüyen tekerleğe çomak sokmanın bir alemi yoktur. O yüzden diyorum ki Larsen sakat değilse oynaması gerekirdi. Yenerdik, yenilirdik ayrı bir konu. Arkadaşlar bakın bir şey daha geldi aklıma söyleyeyim size. Ya taç hocası aldık taç. Ya bu kulüp buna para veriyor da nerede ne yapıyoruz? Taştan ne yaptık mesela? Uydurduk. Taç hocaları da aldık. Biz değil. Bütün Türkiye'de taç hocası. Bir ara altı hakemden oynuyorduk. İki arka hakem, iki yan hakem bilmem ne yok. Yok abi. Sadece kulüplerin üstüne yük bindirmektir. Maaş verdirmekten başka bir şey değil abi. Arkadaşlar. Takım bozulmazdı. Bence. Karagümrük maçını falan geri bıraktık. 2023 yılında yeni şeyler konuşmamız lazım. Ama eskiyi de anlatmazsak buradakileri söyledim. Eskiyi de anlatmazsak olmuyor arkadaşlar. Eskiden bir iki hikaye anlatayım size. Hiç alakası yok. Ama anlatayım size arkadaşlar. Şimdi Aston Villa'ya gittik oynadık. Ben yokum. Ama böyle dışarıdan gidiş gelişler yapıyorum. Faruk abi başkan bizi çok güzel ağırlamışlar. Yok Aston Villa değil. Atletica, Atletica Madrid. Yani İspanya'da bir takım. Atletica Madrid mi Çok güzel ağırlamışlar. Yani takım kampa giriyor falan ama giden yöneticileri, oranın yöneticileri karşılıyorlar. Yemek veriyorlar. O zamanlar daha bir genişti. Oynadık orada çok güzel ağırlanmışlar. Dönüşte şimdi şeyini oynayacağız. Maçı oynayacağız. Bakın iyi dinleyin arkadaşlar. Rakip gelecek 15 gün sonra. Faruk abi Allah selamet versin sever bu işleri. Ofluyor pufluyor. Of, puf, puf ediyor. İşte o gelenlere misafir. Bizim burada sevgili Süleyman Hacı Salihoğlu'nun şimdi Forum olan yerdeki eski hani yıkıldı orası çok güzel bir lokantası vardı içerisi yani Trabzon'un en güzel bu işleri yapanların yapanın birincisiydi Süleyman. Orada yemek verecekler Faruk abi ofluyor pufluyor ofluyor pufluyor bizim Mühittin abi vardı. <laughs> Anakızdı çok güzel abimizdi bizim. Mühittin abi dedi ki Faruk Faruk ne oldu ne sıkıntın var ne sıkıntın var. Faruk abi dedi ki ya dedi Mühittin abi dedi ya. Ya ne yapacağız dedi ya adamlar bizi kemanlar kemanlarla karşıladılar. Ya keman çaldılar. Güzel yemekte vakslar maslar şimdi biz bunlara ne yapacağız dedi. Mühittin abi dedi bana ne oldu ya ne oldu Faruk? Biz de onlara kemenceyle karşılarız kemenceyle karşılarız dedi. Ya Müftün abi Allah aşkına dedi ya. Ya adamlar dedi bizi kemanla karşıladılar. Sen dedi kemenceyle karşılayın diyorsun dedi. Nasıl olacak bu iş dedi. E ne olmuş Faruk? Ne olmuş Faruk? Kemenceyi çalmayız böyle de dedi. Çalarız böyle dedi. Ne olacak dedi. <laughs> Faruk abi baktı baktı da güldü. Pratik zekaya bak. <laughs> İyi günler. Şimdi bir şey yazdım. Bilmiyorum ne kadar söylemek ama biraz düzgün bir şeyle anlatayım bunu. Ya her şeyimiz de anlatılacak gibi değil değil mi? Arkadaşlar. Şimdi Buradan İzlanda'ya gidiyoruz. İzla, İzlanda'ya giderken Trabzon, İstanbul, İstanbul, e, Almanya, yok İstanbul, İngiltere, İngiltere, İzlanda. İzlanda, İngiltere, İngiltere, Almanya, Almanya, şey İsviçre, İsviçre, tra, e, İstanbul, İstanbul, Trabzon yaptık. Bakın arkadaşlar böyle bir şey olur mu ya? Şimdi biz e, buradan bindik İstanbul Havaalanına gidiyoruz. O gösterdiğim resimler var ya İspanyol paço böyle Bekir abi gördünüz de. Bir daha göstereyim size abi ya. Allah'ını seversen ya. Arkadaşlar. Al. Seyahat. Görüyor musun? Vaziyetimize bak. Bu iyi günlerimiz. Şimdi İstanbul Havaalanı'na indik. Dış hatlara geçtik. Kot pantolonlar, işte bu kıyafetler, bıyıklar, mıyıklar aşağıda herkes bilmem ne yürüyoruz. Uçağa doğru gidiyoruz. Oradan İngiltere'ye gideceğiz. İşte kalabalık, sağlı sollu yürüyoruz. Biz kafile olarak hep beraber kendi böyle yürüyoruz. Ben Bekir abi iş bırakmıyorum. Bekir abi de hızlı konuşuyor biraz. Yanımızda da işte karşı gitti bir sürü insanlar geçiyor, bayanlar geçiyor. Kot pantollu bayanlar geçiyor falan. Böyle yürürken Bekir abi dedi ki Ali, Ali, Ali Kemal dedi. Ali Kemal buyur Bekir dedi. Baksana dedi ya ne güzel hanımlar ben düzeltiyorum bak şuraya. Bak hanımların güzelliğine bak daha iş daha dedi. Ali Kemal Hoca dedi ki güzeller falan ne güzeller. görmüyor musun dedi ona. Böyle yürüyoruz. Konuşa konuşa. O ara baktı herhalde yanda giden bayanlar baktı ki bu biraz daha ileri gidecek. <laughs> döndü. Dönmüşler. Ben de hemen yanındayım. Dönmüşler diye döndü. Dedi ki Bekir Bey nasılsınız, Ali Kemal Bey nasılsınız falan dedi. Biz de sizden İngiltere'ye maça geliyoruz. Bekir abi diyor, ne diyor lan, ne diyor lan bu? Bunlar kim lan? <laughs> Yakalandı Bekir abi. Meğerse onlar da bizden, İzlanda'ya gelen bizim kardeşlerimiz. Ee, yani birilerinin arkadaşı ve eşiydi. İşte düşünebiliyor musunuz? 75 yılında gidiyoruz, ilk defa dışarı gidiyoruz. Arafı boyunun kahvesinden gelmiş, Faroz'un Sotka'nın kahvesinden gelmiş, Hacı Kasım'dan, Yeni Cuma'dan gelmiş, bu mahallelerden gelmiş futbolcu arkadaşlar. O giydiğiniz, benim sırtımda annemin ördüğü kazak var. Dışarıdan kazak almıyoruz. Ötekiler falan böyle onlarla gittik yurt dışına. Bu Trabzonspor'u o günlerde bugünlere getirdik şükürler olsun. Sizin sevginizi kazandık. Şimdi bu Eski anılardan bir geçiş, bir de Özkan abiden anlatayım. Geçen günü şeyde anlattı bizim, ben de biliyordum ama çok güzel e, başkanımız Kamil Ataman, yok pardon Celal Ataman, o onun oğlu, Ahmet Celal Ataman, ses tonu güzeldir böyle, böyle güzel. Böyle onun masasında, onların masasında oturup onları dinlemek kadar güzel bir zevk yok. Diyor ki bir gün diyor masada oturduk diyor. Özkan Sümer de yanımıza geldi falan diyor. Ama ben diyorum biliyorum tabii Özkan abi böyle her zamanki gibi rahmeti tarz falan. O ara masadan biri dedi ki ya hocam dedi. Özkan dedi. işte orada kim dedi. Buyur rahmetçim dedi. Ya dedi iki kişi değişiklik vardı dedi. Maçlarda dedi. Sen iki kişiyi değiştirdikten sonra oradaki dedi işte atıyorum Serdar'ı da dışarı aldın dedi. E niye aldın dışarı dedi. Unuttun da mı aldın dedi. Özkan abi dedi ki Ahmetciğim onun sahada durması durmamasından daha büyük zarar olduğu için Trabzonspor aldı bunu da dışarı dedi. <laughs> İyi gidi günler. Şimdi günümüze dönelim. Bilmiyorum bunda anlattıklarımdan hoşlanıyor musunuz? Çok güzel şeyler oluyor arkadaşlar ya. İnanılır gibi değil abicim. Yani biz Trabzonspor cephesi ve hani onlar Anadolu diyor ya ben Türkiye Türkiye'nin diğer takımlarının demesi gereken şey şu diyor zaten diyor kime karşı onlara karşı diyor ki kardeşim diyor oynuyoruz 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 ama e, maçları sahada kazanamıyoruz biz maçlar sahada kazanılmıyor diyor biz. Serzeniş'teyiz. ki 50 senedir, 60 senedir Serzeniş'teyiz. Ve bugün görüyorsunuz ki arkadaşlar, işte mali oynanan maçlarda yapılan şampiyonluktan sonra yıldız takma peşinde oluyorlar. Taktılar da benim oynadığım takım. Takmak için uğraşan aklı Beşiktaş'ta taktı. Ya mali ligde oynamışsın kardeşim. O zaman orada mali lig. Sen şimdi İstanbul'da bir lig varsa kendi aranızda, sonradan bu Türkiye olmuşsa İstanbul liginden kaldıklarını Türkiye ligine katamazsın. O zaman biz de katalım. İtmur Hoca'nın büyük başarıları var gitti. o Kendi aramızda e, bölgesel bilinciliklerimiz var. Değil mi? Ya Ali Koç diyor ki Sayın Ali Koç dört tane yabancı hoca ile görüştüm ve Türkiye'de çalışmayız. Orada futbol sahada kazanılmıyor dediler. Dedi ve alamadım dedi. Allah'ım yarabbim. Allah konuşturuyor. Ya Sayın Ali Koç ne diyorsun ya? Allah aşkına ya. Ya bir toparla kendini ya. Ya bize değil size yazık oluyor ya. Dediğin lafa bak ya. Ya bu sahada sahada kazananlar kim ya? O muhtemelen o dört antrenörde de o yafanın listesine girmiş 2011 yılına bakmıştır. Ya niye bunu diyorsun ya? ya ne gereği var? Sen akıllısın. Lafları tartıyorsun. Böyle laf denmez. Bunları yapanlar sizlersiniz. Veya size daha çok yapılıyor. Ama gel senden yana olayım arkadaşlar bakın. Ali Koç'un yanlış, Sayın Ali Koç'un yanlış dediğinden doğru dediğine bakalım arkadaşlar ya. Bak biz senin yanındayız ya. Sen hiçbir zaman bu konularda haksızın, hakkı yenenin yanında olmuyorsun. Hep keseri kendine vuruyorsun. Bakın ne dedim. Çok haklısın. Galatasaray maçında diyorsun. Sivas maçında. Var da 3-5 dakika 10 dakika baktılar. Çizgi çizecek yer bulamadılar. Opsayt dedi. Ne oldu belli olmadan golü ve iptal ettiler dedin ya. Haklısın. Çok haklısın. Yanındayız. Yanında olmamız gerekir. Ya çizgi çizecek yer bulamadılar. Aynı Serzeniş'i Galatasaray-Rize maçında canklenen orta sahadan gol atmaya giderken gidene gidene kadar 3 kişiyi 4 kişiyi döve 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 gidip gol attığını hakem gol verdi. Sayın Ali Koç, Sayın Ali Koç Beşiktaş 10 puan önde gidiyorken bu Sinanların zamanında aklımda kaldığıyla yanlışsa Ondan da özür diliyorum. Cem Papil'e hakemdi. Altı kişi, 5 kişi altı kişiyi temizledi. Eğer Cem Papil'e de hakemdiyse özür dilerim. İsmi aklıma gelmediği için o kaldı aklımda. İyi bir dostumuz, kardeşimizdir o da. Bize de yanlışı vardır. Ama oluyor. Evet. Ee, İstanbul'daki Fener maçında. 5-6 kişiyi tokatladı. To attı dışarıya. Geldi. Arkadan 10 pan geride kalan şampiyon oldu. Sizin işiniz zor. Sayın Ali Koç eğer beyninizde rakip olarak Galatasaray'ı seçmişseniz gözüken o hani bizleri çıkarttınız aradan ya sizin işiniz zor. Geçen seneden daha çok konuşacaksın televizyonlarda ben sana söyleyeyim. Benim şahsi görüşüm. Hiç kimse kızmasın. Ben Fener'de, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ta, Trabzon'u da diğer takımları da objektif olarak anlatmak isteyen bir şeyim. Görünen köy kılavuz istemez. Mücadele edemezsin. Mücadele zor. Trabzonsporla mücadele edersen Trabzonsporlu benim gibi adam geliyorum şu saatte şuradayım seni sana, sana dalmaya geliyorum bizim tabirimiz. Sen hazırlanırsın. Ama bu yarışta sana böyle söyleyecek kimse yok. Oraya gittiğin zaman beklemediğin bir darbe yersin. Sayın Ali Koç. Evet. Çoğu zaman çoğunlukla masada kazanıldı bu işler ya ve bunların içerisindesiniz. Bundan sizin şikayet etmeniz abesle iştigaldır. Sevgili dostum, güzel kardeşim, sayın başkan. Benden küçüksün. Yani sen diyebilirsin dostum, muslim yani arkadaş falan değiliz, karşıtlı konuşmadık ama neticede sen başkanlık yapıyorsun. Senin başkanlık yaptığın futbolun, Do oynayanlarındanız. Biz de, biz de, <laughs> ben de Cemil Turan hastasıyım. Severim Cemil Turan'ı. Cemil abimiz abimizdir. Fenerbahçe takımında. Alpastan hastasıyım. Onun gibi kürek gibi ayağından soldan böyle topu çekip alıp o yanı bu yanı. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan biridir Alpasta. Hangi takımda hangi renkte olması önemli değil. Futbolcu olması önemli. Benim karşılıklı engin verilen çok oynadım ben. O sağ ortasıa ben sol ortasıa karşılıklı görüyorum. Yani çok teknik olmasa da çok koşan bir futbolcuydu. İyi futbolcuydu. Gücünden, kuvvetinden oynuyordu. Şimdi gayet güzel işte, işte ne bıraktım bırakmadım bilmiyorum şimdi. Futbol adamlar derneğe başkanlığını yaptı. Güzel adamlar var. Güzel adamlar var arkadaşlar. Yani karşılıklı olarak birbirimize şey yapmayalım. Ee, evet. Ben bunları derken hayretler içerisinde kalıyorum ya. Sayın Alkoş, şikayetim var. Haklısın. Vallahi haklısın, billahi haklısın ya. Çizgi çıkacak, çizecek yer bulamadılar. Hakem gitti 10 dakika inceledi, bulamadı ya. Ya bulamadığı şeye kafasının arkasında ne var ki? iptal etti. Bakın üslubumla anlatmaya çalışayım. Yani ne kadar şey olacak arkadaşlar sakın bir yere çekmeyin bunu. Anlatmak için söylüyorum. Ya elhamdülillah ben de Müslümanım yani. Hatalarımız var. Hatasız olanlar kadar hatalarım yoksa bile. insanlara yardım eden, insanları seven, kimsenin kötünü düşünmeyen. Allah'ını seven bir Müslümanım. Ama bu kelimeme dikkat edin arkadaşlar ya. Arkadaşlar dün de bir arkadaşımla yazıldık, yazıştık. Yılbaşını kutlamıyoruz. Yani kutlamayan biz Müslüman bir kesimimiz var. Bizim hemşerilerimiz bizim hemşerilerimiz de var. Ne diyelim vatandaşlarımız bir vatanda bir bayrak altında olduğumuz insanlar. Niye bana ne diyor gavurun diyor yılbaşını kutlayalım diyor. Tamam. Kutlamayın. ya bu yılbaşı gavurun yılbaşı ise bizim tabirimizden bizim dışımızın dışında dinimizin dışında olan insanların bayramı ise ya bunlar kendi bayramlarında İngiltere'de maç oynuyorlar. Diyorlar ki iş başka o iş başka maçını oynuyorlar maçını. 31 e akşamı maç oynandı İngiltere'de. Onların bayramını kabul etmeyen biz bunun bayramı olmaz dediğimiz biz 31'inde liglere ara veriyoruz. Maç oynamıyoruz. Perşembe günü oynuyoruz. Ve bu futbol ailesinin başı başkanımız da TFF'nin başkanı benim değil. Ümre'ye gidiyor. Ya bırakıyor. Ya arkadaş Ümre'ye gideceksin, Hacca gideceksin. Bana göre. Paris'e gideceksin, bilmem neye gideceksin ama oraya da gideceksin kardeşim. Bakacaksın. Yani ben Paris'e giderim. Sen ya ne işin var ya? ya? kardeşim herkesin bir yaşam tarzı var, bir zevk aldığı yerler var. Ya sen Avrupalı'nın yılbaşı diye kabul etmedin yılbaşıyı. Onlar kendi yılbaşılarında maç oynuyorlar. Sen kendi yılbaşında Maçlar iptal ediyorsun ve ailenin başı olarak da gidiyorsun. Abi ben böyle bir şey görmedim abi. Allah aşkına bunu bir yere çek, şey etmeyin, çekmeyin. 3 milyon, 5 milyon, 2 milyon euro alan futbolcular. Oynayacaklar ya. Oynamak zorundalar ya. İngiltere'de oynuyorlar. Onlar İngiltere'de oynuyorlar. Önce iş sonra ibadet. İşini bırakın ibadete gidemezsin diyor yaradanımız. Bizi öyle öğretti hocalarımız, öyle okuduk. Ya sen bırakıyorsun futbol ailesini, perşembe diyorsun, çekip gidiyorsun. İngiltere'de oynuyorlar. O zaman bu yılbaşını kutlayan arkadaşlarımıza biz niye kızıyoruz ya? Kızmamamız gerekir. Öyle değil mi arkadaşlar? Ya çelişkiler içerisindeki bir kafa yapımız var ve bunu bir türlü çözemiyoruz. Ben yine borsaya bakıyorum arkadaşlar. Borsadan şaşmayın. Ama dikkat edin. Dikkat edin. Birkaç ay sonra seçime kadar dikkat edin. Sizden evvel varsa yani. Sizden evvel hamle yapanlar olabilir. Dostlarım. Nakit nakittir. Güvendiğiniz, inandığınız, bak nereden geliyorum, inandığınız, e, fabrikalarında çalıştığına inandığınız ve aldığınız hisse senetleri düşsün çıksın önemli değil. Onu oraya düşme, düşmeleri bile sizin alımınız için fırsattır. Ama biraz böyle nakitte kalmakta yarar var. Dostlarım. Şimdi gelelim. Geçen e, bir arkadaşımız yorumların hepsine cevap vermiyor. bir arkadaşımız dedi ki ya bu erken seçimde nereden çıktı Serdar abi dedi. Ya benim Dışarıdan baktığım gözlemlere göre 18 milyon euroya indirilen bir kadroyla şampiyon olduk ve bundan gurur duyduk. Ama bu kadro şampiyon olduktan sonra e, sayın başkanımızın 40 milyon euroya çıktı, işte biraz abarttık gibi sözlerine de inanayım, inanmak istiyorum ama bana göre 50'yi bulduk. 50 küsürü bulduk, 50 milyon euro yükseldik. 50 milyon euroyu bakın arkadaşlar. Vallahi ödeyemez Trabzonspor Kulübü. Hem borcu var faiz ödeyecek. Hem de 50 milyon euroyu 50 küsur milyon lira futbolcuya verecek. Veremez. Öteleme yapacak, öteleme yapacak. Hep gelenlerin sırtına. Yani bugün ötelenecekler. Siz geleceksiniz. Onu ödemeye çalışacaksınız. Sizin bıraktıklarınızı başka ödeyecek. Ama bu kar topu büyüyecek. Faiz hiçbir zaman eksilmeyecek arkadaşlar. Maalesef kadromuz böyle. Bunu ördeme şansım yok. Peki bundan sonra ne yapabiliriz arkadaşlar? Bundan sonra ben sadece size e, işte şu maçta şöyle oldu, bu maç böyle oldu gibi şeyler söylemem gerekir. Ben Trabzonspor takımının o resimde gördüğünüz insanların bugünlere getirdiği takımın batmaması, ayakta kurması durması ve e, dönebilecek kadar borçlu bir şekilde dönmesi ve yarışın içerisinde olmasını gerektiği için kulüpte Trabzonspor kulübünde yapılması gerekenleri kendime göre anlatıyorum. Şu şöyle olmalıydı, bu böyle olmadı bilmem ne. Tecrübeme bakarak işte top tecrübeme bak, futbol tecrübeme bakarak, yönetici tecrübeme bakarak işte futbolun içerisinden gelen tecrübelerime bakarak sizlere izah ediyorum. Sizin evlerinize giriyorum. Arkadaşınızın dediği gibi. Şu evlerinize girdiğim günden beri e, aşağı yukarı 300'e yakın belki de şey yaptım, video yaptım. Bir tanesinde evin içinde söylenmeyecek lafı dedim. O da Erman'a dedim ki pasti bıçaktan kendimi keserim gibi betimleme yaptım. Gerekmez. Çoluk çocukla da beni seyrediyor. Her şeyi inandırmak için de hani ben bir şeyin doğru olduğunu inandırmak için daha güçlü bir şeyden fedakarlık etmek istiyorum ama o betimlemem doğru değildi. Fakat bu tecrübelerimi size söylüyorum arkadaşlar ya. Trabzonspor'un geliri şu kadardır. Trabzonspor'un geliri forma gelirinden Türk parası olarak. Trabzonspor'un geliri 500 milyon dolardan 100 milyon 120 milyon dolara inen Beyin Spor'dan verdiği para da bunu ne kadar veriyor? Bunu da Türk parası olarak veriyor. Ve bunun maçların karşılığında kazandığınız her galibiyet 2 yıl evvela 850 bin euroydu. Şimdi 120 bin euro. İşte Başkan verecek. Başkan yardımcısı verecek. Dışarıdan biri verecek. Siyasetçi bir bakanımız bir ne diyecek. Yardım edecek. Yardım edecek. Toplayacak. 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 Şey gelirlerini saymayın ha arkadaşlar. Yok işte kombini alın. Bilmem ne alın. Vallahi bundan bir şey olmaz yıllık. Bir futbolcunun parasını ödemez. Sadece o şeydir. Gürültü. Baskı. Sana bir şey kazandırıyor. İşte Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. İşte bir iki futbolcu ya bir iki yirmi alacaktık, on aldık. Bir tane futbolcu sattık Ahmetcan'ı falan. Ondan döndük şimdi gittik. Gelirlerimiz, giderlerimizi karşılamıyor arkadaşlar. Vallahi karşılamıyor. Hamşik Hamşik düzgün adam, kendi memleketinde plaket alıyor Trabzonspor, merak Hamşik plaket alıyor. Çok karakterli bir adam, doğrudur. İşte maçlara 30 dakika giriyor, 20 dakika giriyor. Bazısı diyor ki niye oynamıyorsunuz diyor. Ama 36'ya dayandı kardeşim. Bunun benden götürdüğü 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon eurolar bak kaç lira olduğunu bilmiyorum. Çünkü ona bakmadım. Yeni transferlere baktım. Fuzuli bir para. Vallahi fuzuli bir para. Giden bir para. Gitti. Kime bana verilen para gitti. Bartra'ya verilen para gitti. Çok gitti. Hani ortalama az gitmiş olsaydı idare ederdi. İdare ederdi. Naci'ye verilen para yetenekli oynatamıyoruz gidiyor. Badriye verdiğimiz para gitti. Gomez'e verdiğimiz para bir karşılığı var. Yani 6'yı alıp 4'e verebiliriz. Onun karşılığında oradan bir şey kesebiliriz. Zarar kesebiliriz. Bunların içerisinde Topyekün verdiklerimizin yarısını alamayız arkadaşlar. Bunlar ödemek zorundayız. 4 yıllık, 3 yıllık anlaşmalar var. UEFA'nın zaten söylediği bir kriter var. Evini vereceksin, arabasını vereceksin işte neredeyse iki defa buzunuz klasta gidiş geliş uçak parasını vereceksin bilmem ne edeceksin bunlar o verilenlerin yanında çok cüzi bir şey arkadaşlar yani biz kulübümüzün ayakta kalmasını istiyoruz yarışın içerisinde olmasını istiyoruz yarışın içerisinde olabilmesi için bazı hamleleri de yapmamız lazım o yüzden biz yoğurdudan ağzımız yandı sütten ağzımız yandı yoğurdu üflemek yemek zorundayız kardeşim Yabancı futbolcu eksiğimizi alacak mıyız? Alacağız. O kadar alacağız ki 2 milyon, 2 milyon, 2 milyon verip almayacağız. Hepsini toplayacağız. Bir adam alacağız. Bu adam bizi itikleyecek. Yandakileri de peşine çekecek. Yanlış yaptık arkadaşlar. O yüzden elimizdeki kadroyla sahaya ben hala direniyorum. Fener maçında sahaya çıkan kadro güzel bir kadroydu. Viska'yı kaybettik. Arkadaşlar Viskada düşmesini bilmiyor. Talihsizlik abicim ben. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Teknolojiyi çok seviyoruz ya. Ben sevmiyorum da. Yani buralarda seviyorum da futbolda teknolojiyi çok fazla sevmem. Makineye sokup bunun sakatlanması riski var. Bunun sakatlanması %20. Bunun sakatlanma ihtimali yok dediği ve bunlara çok Bakan Trabzonspor Trabzonspor yöneten arkadaşlar Trabzonspor'dan fazla sakat veren yok. Da iyi ki bakıyorsunuz ha. Bir de bakmasanız takım top yakıyor sakatlanacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Hem bunun riski var oynatmayalım hem de kırıktan aşağı çıkmıyoruz ya. E ben mi düşürdüm kardeşim? Var bir arıza. Bakma hiçbirine ya. Çıkart oynar. Sakat kalan sağlar bizimdir o zaman. bırak ya. Oynatacaksın arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Hüseyin oynar, Hüseyin oynar, Hüseyin oynar Daha demiyorum. Hüseyin'in kafasını kestik. Neyse bu kafasını kestik demeyelim. Yani ağzımız alıştı ya. Hüseyin'in futbol hayatını bitirdik ya. Hüseyin'e buradan yalvardım. Geçen sene de yalvardım ya. Ya kardeşim ben senin aldığın parayı biliyorum ya. de 3 trilyon alıyorsun. 3 trilyon alıyorsun. Az paramı asla. Bütün sülaleyi bakar doğru şey edersen. E futbol hayatına kadar bir 10 sene oynasan bir 30 türlü on alacaksın demek. Ya yani milletin bir yılda aldığını sen 10 yılda alacaksın. Ya güzel kardeşim ya git de de ki müsaade ederseniz bu taraftar beni sevmiyor. Ben bu takımda ne zaman çıksam arızalı takımda sahaya çıkmıyor. Ben az eleman olarak sahaya çıkacağım takımlara gideceğim de git arkadaş. Ya git de oyna 3 trilyondan daha fazla para kazanırsın. Ya benim de yakamı bırak ya. Senin özelinde Trabzonlu'yu korumak için canım çıkıyor ya. Ya yıllardır oynuyor. 10 yıldan fazladır oynuyor. Ve 10 yıla yakındır oynuyor. Belki fazladır azdır bilmiyorum. Sivas'ta Caner Osman Paşa. Başında bir şey varsa bilmiyorum. Hiçbir şeyini duyuyor musunuz? Trabzonlu, Trabzonsporlu Onu verdiğimiz zaman onun kadar süratli bir stoperi yoktu yani. İdare ederdi iyisini alana kadar. Ya adam herkesten daha çok para kazanıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Sivas'ta onu seviyorlar. Her maç oynadı. Ve Trabzon'u temsil etti. Gayet güzel temsil etti. Ondan evvel orada Sedat oynuyordu. Ya hepsi bugün futbolu bıraktıktan sonra ona hakaret edenlerin bilmem nelerin maç seyrettiği yerin üstündeki locaları satın alacak güçteler. Ya git kardeşim ya. Ya senin yerin stoperi sabek oynuyorsun. Hadi sabek oynadın. Bak enteresan şeylere bak. Sabek oynuyorsun. Bir adam sakatlandı. Bir seni sokacağız. Ya al oradaki stoperi. Çek onu stopere. Ler seni koy sağ tarafa. Ya sen stoper elinde çıkartıyorsun. Gibamen'i koyuyorsun. Gibamen koştu yetişemedi. Yani ya ben anlamıyorum futboldan demek ki arkadaşlar. Ya vallahi anlamıyorum ya. E bunlar size izah ederken yani anlatıyorum. Kova dolarsa dolar veya kovadan dökün abi. Ne yapayım yani? Ben sizi sevdiğimden, Trabzonspor'u sevdiğimden bir şeyler anlatıyorum. Ben ne derse de diyeyim dediklerim Trabzonspordan parayı alacaklar, imzayı atmışlar, kaçış yok. O giderse bir başkası gelecek, alacak. Madem ki bu işin içerisindeyiz, bu işten parayı herkes kazanacak abi, alacak. Trabzonspor çoluk çocuğumuzun bilmem neyimizin parasını dağıtacak. Doğru yerlere, ya şimdi bir tane Allah için Marek Hamsi'nin aldığı paraya bir şey konuşuyor muyum ben ya? Marek Hamsi'nin demin dedim nedir? Artık dedim bu yaş, yaşı gelmiş Marek'in futbolculuğu karakterini bir kenara koyarsak artık gerek yok. Gerek yok. Al onu çek kulübeye. De ki sen futbol hayatına başlayacaktın. İşte yardımcı hocalık devam et. Etmez. Ülkesinde açacak şey sor, futbol okulu falan. Yani onlar artık parayı doymuşlar. Onlar artık böyle işte Vakayeme gibi 2 milyon, 1 milyon daha fazla alacağım diye futbol hayatını bilmem ne oldu belli değil. Sevildiği yerde durmadı. Onlar öyle değil ya. Para için oynamıyorlar kardeşim. Parayı ben oynuyorsam, bu eziyeti çekiyorsam, çoluk çocuğun ayrı düşüyorsam bunun karşılığında bir şey almam neler ki? Ama aldığımın karşılığını veririm. Ve bıraktığım zaman ülkeme dönerim. Orada kendime göre bir kendi düzeyimde bir şey yaparım diyor. Arkadaşlar. Burada da ezan sesini duyabilirsiniz. Cami yakınımızda. Hep cami yanlarında oturduğum için. Şimdi Perşembe günü Güros'un spor maçı, şimdi şu takımdan sahaya çıksak, şu oynasa, bu oynasa bilmem ne işi Ya yani Artık bundan sonra yürekli takıma, yürekli adamların sahaya çıkacak olduğu yahut da elindeki adamlar bunlar da onlara biraz Trabzonspor gerçeğini anlatarak sahaya çıkartmamız lazım bunları. Ya adamın eline getireceksin diyeceksin ki bak kardeşim senin senin ödemem bu. Şunlar 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 ben sana ödeyeceğim. Ya ödemek zorundayım. Ya oynasan da ödeyeceğim, oynamasan da ödeyeceğim. Ya bu paraları alacaksın bizden de. Bu paraları sen rahatlıkla ödeyebilmeyin. Mahkemelik olmamamız için bu maçları kazanmanız lazım. Kendi menfaatini siz kazanın. Ve kazanınca da prim alıyorsunuz. Kaybedince vermiyorsunuz. Kazanınca prim alıyorsunuz. Bana söyler misiniz arkadaşlar ya? Lütfen ya. Adamı transfer ediyorsun. Büyük para veriyorsun. Gol at bana diyorsun. Gomez diyorsun. Gomez gol atıyor. Para veriyorsun. Tereze Geyi alıyorsun. İstediği parayı veriyorsun. 3 ay peşine koşuyorsun. Uçaklarla gidip geliyorsun. Uçaklarla gidiyorsun. Özel uçakla geliyor. Ben bile böyle bir havaya girdim. Hatta bir foto montaj yaptılar. Sanki alınmış gibi. Feyse e attım sonra çıkarttım. Heyecanlandım futbolun futbolcunun gelmesinden değil ya bizim kavgamız yani biz Trabzonspor'u aldık elinizden. O kavga içerisindeyiz ama yanlış yapıyoruz para gidiyor. Ya Terezege bir tane gol atırsa 5000 mark 5000 mark çok geriye gittik. 5000 euro gol pası verirse 5000 euro alıyor ya. Ya bu zaten gol atıyor, gol pası veriyor de 1 milyon 550 bin euro senelik para veriyoruz buna biz ya. Ya pas atıyor diye para verilir mi ya? Gol atıyor diye böyle. Lan senin işin zaten gol atmak pas vermek. Arkadaşlar ya bu futbolu bu hale nasıl geldi ya? Lan olmazsan olma ya. Çıkarım sahaya. Sana müdahale edeceğime çıkarım sahaya. Benim insanlarımdan 3-5 kişide dışarıdan alarak şartlarımı kabul ederek oynarım ya. Lan olmam şampiyon zaten şampiyon olunca gördük. Konferans Ligi ile bizi kandırmaya çalışıyorlar. Konferans Ligi'nde kalmışız. Ya zaten UEFA diğer dışarı çıkmanı istemiyor. Orada oynanan her maçtan bir komisyon alıyor da UEFA. Seni çıkartmak istemediği için Konferans Ligi'ndesin. Dostlarım, UEFA ve FIFA asla ve asla final maçını Şampiyonlar Ligi şampiyonunun Trabzonspor atıyorum Manchester City, Trabzonspor, Chelsea, Trabzonspor, Liverpool, Trabzonspor işte kim var? Barcelona, Marsello oynamasını istemez. İstemez. Yani Trabzonu vurdu, 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 vurdu. Finale çıktı, aldı, Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Vallahi istemez. Önünü kesmek için Sayın Ali Koç'un dediği gibi sağda değil, dışarıda önünü kesmek ister. Niye? Ya şimdi finali Barcelona Trabzonspor maçı oynansa dünyadaki şirketlerin oraya verecek olduğu reklamlar Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Barcelona işte falan filan oynadığı zamanki kadar olur mu? Ya adam oradan alacak oldu, reklam parasını alacak oldu, payını düşünüyor. Her şeyi ticari hale getirdik biz. Dünyada her şey ticari hale geldi. Diyor ki Türkiye'deki şampiyon takımın gidebilecek olduğu yer burasıdır. Şampiyonlar Ligi'ne de kalabilir belki. Alttan o arada bunu patır kütür gider. Aşağıdaki konferans ligi altına bir konferans ligi. Ya siz kendi aranızda oynayın. Adamlar Avrupa Ligi zenginler kulüpleri kurmak istiyorlar. Aralarına adam sokmak istemiyorlar. Biz hala neyin peşindeyiz? Biz onların yaşlılarını alıyoruz. Sevgili gençler. Kıymetli evlatlarımız. Facebook'tan, Twitter'dan, Twitter'dan, şuradan, buradan dünya literatürünü takip eden insanlar. Allah'ınızı, dininizi severseniz kendi malınıza, kendi ülkenize, kendi insanınıza sahip çıkın. Yedirmezler orayı. Kendi gücümüzden gidelim. Gidebildiğimiz kadar. Benim size söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bu ilk günde birkaç tane fıkra anlattım. Bazı arkadaşların yaptığı yorumları attım. Çok değerli yorumlar var. Mehmet Zeyir diye bir arkadaşımız var. Yorum yapıyor, önümü açıyor. Bana mesela birçok yorum getiriyor. Bundan bu iş gitme. Onlara ben cevap vermem. Onlar beni ilgilendirmez. Onlar sizin görüşleriniz. Gider gitmez sizin görüşünüz. Dostlarım. Ondan sonra Sayın Ali Koç'un serdenişlerini söyledim. Çok haklı. Serdar Bale olarak onun yanındayım kendimce burada konuşuyorum. Evet çizgiyi çizmemişlerdir. Galatasaray'ın maçında da aynısı olmuştur. Beşiktaş'ın altı tane adamını dışarı atmıştırlar. Şampiyon olunmuştur. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlar belki bize kızacak, bana kızacaklardır ama bu gerçeklerdir. Bugün bize, yarına size çok doğru bir şey yapmıştır Ali Koç. Ama bu doğru bir şey yaparken peşinden yani sütü sağmıştır, bir tekme vurmuştur, devirmiştir. Dört tane antrenör gelmiyor. Niye? Maça başında kazanılıyor. Ya git aynaya baksana Sayın Ali Koç ya. Sen neredeydin o zamanlar ya? Allah Allah ya. Neredeydin ya? 2011'de yani görüntüleri gidip ben böyle bir program yapacağım. Görüntüleri tek tek TRT'den, Beyin Sport'tan bilmem neden alabilsem gözlerinin altı mosmor ağlamaklı bir şekilde ne yapacaksanız yapın biz Fenerbahçe'yiz oradan çıkar geliriz diyip razı olmuştunuz ya. Zaman içerisinde kazandı. Zaman her şeyin ilacı. Onu da anlattım size arkadaşlar. Trabzonspor'un bu teknoloji aşkını anlattım. Sakatlık şeyini anlattım. Ee, sakatlık performans ölçen aletlerimiz var. Azıcık sakatlık e, riski olan oynatmadık ama en çok sakatlık veren biziz. Bizim takımımız Güros'un sporu burada. Şimdi ben Karagümlü'yü 3-0 yener diyecektim. Dedim ki şimdi Karagümlü arkadaşlar, dostlarım orada da top oynadım ya. Bir şey etmesin yani bir şeyin e, neyin e, Ali Koç'un dediği var ya hani ya o işi hallederiz lafın beni de sinirlendirdi, bu camiayı da sinirlendi. Ya ben de karşı tarafı sinirlendirmeyeyim diye demedim. Ama kendi görüşüm, şahsi görüşüm oydu. Şimdi gürosun içinde bir şey demeyeyim niye ne olacağı belli olmuyor abi. Şimdi sağ açımızda yok. Adamları yerlerinde oynatacağım artık. E Hüseyin'in yerinde oynatmadı. Serdar Bale istikrarlı konuşuyor. Dün ne demişse bugün de onu. Ben bir şey demişsem benim yanlışım yüzde on aşağı yüzde on yukarı çıkardı. Yanlışım doğru mu o? o şekilde devam eder. Sonunda ona yakın bir şey olur. Dostlarım. Hiçbir kimseye de bakıp da alıp oralardan size de bir şey söylemiyorum. Hatırıyorum buraya iki tane not ediyorum. Diyorum ki dostlarımla muhabbet edeceğim. Şimdi rahat rahatta işte herkese bir şey söylüyorum. Uslubundan. Bir de size bir uyarıda bulunayım bitirmek için. Bakın arkadaşlar lütfen dikkat edin. Lütfen dikkat edin, duygularınıza hakim olun. Sanal medya cezaları anında geliyorlar, kesintisiz geliyor. Bu işleri de, bu işlerden para kazanmak isteyen sizleri kızdırmak için söylüyor. Benim bir arkadaşım bir arkadaşım yani küçüğüm, arkadaşım da bana abi diyor. Kim olduğunu söylemeyeyim çünkü yeri yurdunu belli olur. Erman Toroğlu'nun Trabzonspor'la ilgili söylediği bir şeye Tırnak içerisinde çektir git dedi. 20 milyon ceza yedi. 13 milyon liraya zor. Araya bin tane adam geldi. 13 milyon liraya zor düştü. Ve Ermen Turoğlu dedi ki bana ne dedi ya. Ben buradan ağzından bir şey kaza, kaçırırsam parasını ödüyorum. Herkes de ödeyecek dedi. Ters yapıyorlar. Bakın arkadaşlar bunu Ahmet de yapar. Ters yapıyorlar. Sizi kızdırıyorlar. Kızdırıyorlar. Bakın benim 10 şeye e, Sağ olun. Ha, onu da söyleyeceğim size. Ben, bana karşı hiçbir şey yok. Allah sizden razı olsun. Çünkü ben ortaya konuşuyorum arkadaşlar. Bakın. Çok şey söylemiyorum. Nahına mına gidiyoruz böyle. Başkalarının şahsiyeti beni mi? Sakın sakın sosyal medyada kızgınlığınızı iyi nokta bilmem ne diyorsunuz ya. E ben iyi nokta dedim. İyilikler olsun dedim dediniz değil mi? Hakem şey hakim onun ne olduğunu ya ne konuşacağım koy cümleye bak diyor. Cezayı veriyor. Noktalar noktalar sizi kurtarmaz. İronili, i̇ronili bok atmalar sizi kurtarmaz. Cezayı yersiniz. Affı da yok. Salladınız, küfür ettiniz, hakaret ettiniz insana yalvarmak zorunda kalıyorsunuz. Sonunda yapmayın. Uyarıyorum sizi. Benim kızımı da uyarıyorum. Herkes uyarıyorum. Benim kızımın bir, attığı bir, bir tweet'ten sonra neler çektim biliyorsunuz. Hala devam ediyor. Arkadaşlar uyarıyorum bir abiniz olarak, bir amcanız, bir dedeniz olarak sosyal medyada söyleyecek olduğunuz şeylere dilinize hakim olun. Eleştirin, dozunda eleştirin. Lütfen ceza yersiniz. Ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. 10 bini geçtik. 10 bin 8 falan civarındayız. Nasıl oldu birden böyle 3-5 günde öyle yükseldi. Sağ olun. Her şeyi anlatacağım size. Ustu bundan. Benim adamım olmaz. Benim adamım Trabzonspor. Benim adamım ülkem. Eksik yani Serdar Bale de yaparsa cezasını keser kendine ki rahmetli Özkan Sümer çok kendine ceza kesmiştir. Deniz Spor'da antrenör. Ben de futbolcuyum. Stad'da idmanımızı yaptık. Stad'ın önünden otobüse binip ee, Bursa'ya gideceğiz galiba. Mesut Bakkal var ya bugün. Takımın direkt oyuncusu. Mesut geldi kapıya. Otobüsün kapına. Özkan abi de önde oturuyor. Ee, dedi ki hocam dedi. Özkan abi de ona boncuk diyor. Boncuk ne var gene dedi. Hocam ben müsaade ederseniz dedi. Siz Bursa'ya gidiyorsunuz. Ben de memleketi Kırıkkale. Kırıkkale'ye ailemin yanına bir gideyim de geleyim dedi. Evladım maça gidiyoruz maça dedi. Ne Kırıkkale'si dedi. Hocam dedi ben kadroda yokum dedi. Aa öyle mi? Peki gidebilirsin dedi. Gitti. Gönderdi onu. Arabada bana dedi ki Yahu Serdar dedi. Yahu. Mesut'u kadroya yazmaya unuttuk dedi. Dönüşte kendine ceza verdi biliyor musunuz? Oynayan futbolcuyu, kadroda olan futbolcuyu, e, kadroya deplasman maç kadrosunu almadığından dolayı işte bin lira, iki bin lira o zaman parası <laughs> ceza kesti kendine. Ben de keserim. Dostlarım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah bu programı beğenirsiniz. Yine böyle şeyler aklıma geldikçe anlatarım. Çok eskiden çok güzel sizi hoşunuza güldüğün, seyrettiğin zaman kahkaya atacak olduğunuz şeyler var ama ya çok açık. Ya nasıl anlatayım yani Nasıl? Onu o şekilde anlatamazsan gülünmüyor zaten. O şekilde anlatırsak soracağım avukata. Nasıl olur? Bir de o şekilde anlatırken de bu insanların çoluk çocukları var ha yani. <laughs> kalkıp 40 sene böyle anlatırken öyle onlar da bana Allah razı olsun Bekir abi Kemal olacağı Turgay bilmem neye çok şaka yapıyorum. Benim şakalarıma hiç ses çıkarmıyorlar. Yani öyle anlatılır gibi de değil. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.